Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben 8. sınıf Türkçe öğretmeni Miray Kubilay. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanı yayınları Türkçe kitabının 6. temasında yer alan 1. E, konu göç destanının etkinliklerini yapacağım. Evet öncelikle göç destanının yazarıyla ilgili bilgiden başlıyoruz. Nihat Sami Banarlı 1907-1974 yılları arasında yaşamış bir araştırmacı yazardır. Edebiyatı şiir yazmakla başlamış, daha sonra edebiyat tarihi ve araştırmalarına yönelmiştir. Başlıca eserleri Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Türkçe'nin Sırları ve İstanbul'a dair e, adlı eserleridir. Hazırlık çalışmalarına bakıyoruz. Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir? İkincisi destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız. Bunları kendi düşüncelerinizi ve araştırmalarınız sonucunda sınıfta paylaşacağınıza inanıyorum. Öncelikle göç destanı metni okumakla başlıyoruz. Uygur ilinde Hulin adında bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla ve Selenge adında iki ırmak çıkardı. Bir gece bu iki ırmak arasındaki bir ağacın üzerine gökten mavi bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle takip etti. Mukaddes ışık ağacın gövdesinde aylarca durdu. Ağacın gövdesi gittikçe kabarıyor, oradan güzel musiki sesleri geliyordu. Geceleri 30 adım çevresinde bir ışık görünüyordu. Bir gün ağacın gövdesi yarılarak içinden 5 çocuk çıktı. Bu çocuklar 5 ayrı odacıktaydılar. Ağızları üstünde asılı birer emzikten süt emiyorlardı. Bunlar ışıktan doğmuş mukaddes çocuklardı. Halk ve amirler onlara büyük saygı gösterdiler. Bu çocukların en büyüğünün adı Sungurtigin, ikincisinin adı Kuturtigin, üçüncüsü Tükeltigin, dördüncüsü Urtigin, beşincisinin adı Bugutigin'di. Bunların Allah tarafından gönderildiğine inanan Uygurlar içlerinden birine hakan yapmayı düşündüler. Bu güzellik, zeka ve ehliyetçi ötekilerden üstün olduğundan onu ittifakla Hakan seçtiler. Büyük bir şölen yaparak tahta oturttular. Aradan uzun zaman geçti. Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu. Bu Hakan Çinlilerle yapılan savaşlara bir son vermek için oğlu Galitigin'e Kiyu Liyan adlı bir Çin prensesi almayı tasarladı. Bu prenses sarayını Hatun Dağı'nda kurdu. O çevrede Tanrı Dağı adında başka bir dağ ve onun cenibunda da Kutlu Dağ denilen büyük bir kaya vardı. Çin elçileri bakıcılarla birlikte geldiler. Onlar kendi aralarında dediler ki Hatun Dağı'nın saadeti bu kayaya bağlıdır. Bu hükümeti zayıflatmak için onu yok etmeli. Bunun üzerine Çinliler prenseslerine karşılık bu kayanın kendilerine verilmesini istediler. Yeni Hakan yurt içindeki bu taş parçasını Çinlilere kıskanmaksızın verdi. Halbuki bu mukaddes bir taştı. Uygur ülkesinin saadeti bu tılsımlı taşın Türk bütünlüğünün ve yurtseverlerinin sembolü olarak bu kayanın yurtta kalmasına bağlıydı. O giderse saadet de giderdi. Fakat bu kolay götürülecek bir kaya değildi. Çok büyüktü. Onun için Çinliler kayanın etrafına odun yakıp ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları arabalara yükleyip birer birer Çin'e götürdüler. Bu büyük hadise oldu. Vatandaki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişini ağladılar. Yedi gün sonra da Tigin öldü. Memleket felaketten kurtulamadı. Halk rahat yüzü göremedi. Irmaklar kurudu, göllerin suyu tükenli, toprak çatladı, yiyecek vermez oldu. Nihayet Baguhan'ın çocuklarından bir başkası Yurda Hakan seçildi. Onun zamanında memleketteki ehli vahşi bütün hayvanların bütün kuşların, bütün çocukların hatta bütün cansızların göç, göç diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu manevi işarete yani bu ilahi emre uyarak toplandılar. Yurtlarını bırakıp göçmeye başladılar. Nerede durmak istedilerse bu sesleri duydular. Nihayet beş balığın bulunduğu yere geldiler. Orada sesler kesildi. Uygurlar da burada durup beş mahalle yani beş şehir yaptılar. Adını beş balığı koydular. Burada yaşayıp çoğaldılar. Evet derleyen Nihat Sami Bayarlı. Evet arkadaşlar şimdi okuduğumuz bu metinle ilgili etkinlikleri yapmaya başlıyoruz. Evet birinci etkinlikte diyor ki... Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız. Anlamı verilmeyen sözcüğün anlamını sözlükten bularak cümle içinde kullanınız. Evet e, ee, sözcüğümüz saadet ve anlamı mutluluk. Yani mutluluk anlamından yola çıkarak saadet kelimesine buraya yazdık. Cümlem ise aile saadeti için ailenin tüm bireyleri üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Evet ziyafet nedir arkadaşlar? Şölendir, şölen demektir. E, ee, mahallenin gençlerinin askerden dönüşü şölenle kutlandı diyebiliriz. Evcil demek ehli demektir. Yukarıda yine geçen bir kelimemizdir. Aslanları ehlileştirmek pek kolay bir iş değil. Evet güney demek çocuklar. Güney cenup demektir. Yine yukarıda bulunan bir kelimemizdir. Hemen cümlemizi de söylüyorum. Evin cenup tarafı ormanı görüyor. Yani güney tarafı kastediliyor. Olay hadisedir arkadaşlar. Burada yine yukarıda hadiseyi görüyoruz. Hemen cümlemizde söylüyoruz. Okulumuzda yaşanan kavga hadisesi hepimizi üzmüştür. Kutsal anlamı verilen kelime. Kutsal demek mukaddes demektir çocuklar. Yukarıda görüyoruz yine. Ve e, ee, cevabımızda cümlemizde önümüzdeki ay mukaddes topraklara gidip haç görevimi yerine getireceğim şeklinde olabilir. Ve çocuklar burada hem anlamı bir tane kelimemiz kalıyor zaten Hakan. Onun anlamını da biz söylüyoruz. Hakan hükümdar anlamındadır. Cümlemiz ise bu minkan Türk Hakanlarından biridir şeklinde olabilir. Siz de yine kendi cümlelerinize yazabilirsiniz. Etkinlik 2 Göç Destanı metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir? Sungur Tigin, Kutur Tigin, Türker Tigin, adlı 5 kardeşin başından geçmiştir. Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır? 5 çocuk çıkmıştır. Uygurlar Bagotigin'i hangi özelliklerinden dolayı Hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu? Bagotigin güzellik, zeka ve ehliyetçi ötekilerden üstün olduğu için e, seçilmiştir. Bence doğru bir karardır. Hükümdar oğlanı niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür? Çinlilerle yapılan savaşları son vermek için oğlunu evlendirmeyi düşünmüştür. Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar? Niçin? Kutlu Dağ denilen kayanın kendilerine verilmesini istiyor. Hükümeti zayıflatmak için bu kayayı yok etmeyi amaçlıyorlar. Evet. Çinliler kayayı ülkelerine nasıl götürmüşlerdir? Kayanın etrafına odun yığıp ateş yakmışlar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine sirke dökerek parçalamışlar. Parçaları arabaya yükleyerek ülkelerine götürmüşler. Evet ikinci etkinlik son soru yedinci soru arkadaşlar. Uygurlar niçin göç edip beş balığa yerleşmişler, yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl devam etmiş olabilir? Taş gittikten sonra felaketler başlamış, felaketlerden kurtulmak için göç etmişlerdir. Evet, üçüncü etkinliğimizde de okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz demiş. Konumuz göç destanı, ana fikrimiz ise devlet yöneticileri kararlarını çok dikkatli almalı, halkın mukaddes değerlerine dokunulmamalıdır şeklinde olmalı. Evet arkadaşlar, dördüncü etkinlikte de göç destanı metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz demiştir. Gerçek unsurları söylüyoruz öncelikle halkın kendisine yönetici seçeme seçmesi, savaşlara son vermek için başka bir ülkenin prensesiyle evlilik ve kayının ateş ve sirke ile kayanın ateş ve sirke ile parçalanması. Kurgusal unsurlar ağacın içinden çocuklar çıkması, kaya gidince felaketlerin başlaması. Ve cansız varlıkların göç diye bağırmaları tabii ki tamamen kurgusal olaylar. Gerçekte olamayacak olaylar. Evet 5. etkinliğimizde göç destanı aşağıdaki özelliklerden hangileri taşımaktadır? Belirlediğiniz maddelerin numaralarını noktalı yere yazınız. Evet anonim olup halkın ortak belleğinin ürünüdür. Evet arkadaşlar doğrudur. Belli bir ulusun özelliklerini taşır. Evet doğrudur. 1 ve 2. Bilimsel değildir. Asla 3'ü yazamıyoruz. Genellikle gazetelerden. E, tabii ki hayır. E, bir yazı türü değildir gazetelerden alınan. 5. Tarihi ve sosyal olaylardan doğar beslenir. Evet doğrudur. 5. 6. Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Evet doğrudur. Yine bir e, özelliğidir. Destanların. 7. Düşüncenin açıklanıp geliştirdiği yazı türüdür. Tabii ki hayır. 8. Bir sanat ve düşünce eserinin zayıf ve güçlü yönleri anlatılır. Bu da değil. 9. Genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir. Evet arkadaşlar bu da özelliklerinden bir tanesidir. 10. Genellikle tartışmacı anlatım biçimi kullanılır. Tabii ki hayır. Tartışmacı anlatım biçimi kullanılamaz. Evet şimdi arkadaşlar Nasrettin Hoca hikayesi verilmiştir. Ee, önce hikayemizi okuyoruz. Nasrettin Hoca'nın hayat hikayesini. Yüzyılları aşarak zamanımıza ulaşan, bilgeliğini, nüktedanlığı ile süsleyen, Türk kültür dünyasının kuşkusuz en büyük isimlerinden biridir Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca birçok yerli ve batılı kaynağa göre 1208 yılında Eskişehir iline bağlı Sivrihisar ilçesinin eski ismi Horto, şimdiki ismi Nasrettin Hoca olan köyde dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer konusundaki yaygın ihtilafa karşın son yıllarda yapılan ilmi ve arkeolojik çalışmalarla özellikle eski sicillerden elde edilen bilgiler ve hocanın kızına ait mezarın bulunması ile hocanın Sivrihisarlı olduğu kesinlik kazanmıştır. Fuat Köprülü ve Pertev Naili Boratov gibi birçok ünlü bilim adamı bu konuda hem fikirdirler. Annesi Sıdıka Hatun, babası Abdullah Efendi'dir. İlk eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babasından almıştır. Daha sonra Sivrihisar'da medrese eğitimi görmüş, babasının ölümü üzerine köyüne dönerek babasının yerine imamlık ve vaizlik görevini ifa etmeye başlamıştır. Bu görevini 23 yaşına kadar devam ettirmiştir. Evet Muhittin Öngüt ve Eda Özdemir e, yazarlarının eserlerinden kısaltılmış bir yazı okuduk. Evet arkadaşlar burada yazı karakterlerinin bu şekilde kullanılmasının amacı yani e, okuyucunun dikkatini çekerek önemli bilgilerin akılda kalıcı olmasını sağlamaktır. Koyu renkle yazılıp farklı bir karakterde yazılması okuyucunun dikkatini çekmesine sağlamaktadır. Yedinci etkinlikte de diyor ki yine aşağıdaki Nasrettin Hoca fıkrasını okuyunuz. Okuyoruz. Bizim iller, bizim iller. Adamın biri hocaya misafir olmuş. Hoca misafir elinden gelen ikramı yapmış. Yedirmiş, içirmiş. Geç vakitlere kadar yanında oturmuş. Onunla sohbet etmiş. Tam yatma zamanı misafirin canı üzüm istemiş. Bunu da açıktan söyleyememiş. Bir makam tutturarak şarkıya benzer şöyle bir şey okumuş. Bizim iller, bizim iller. Yatarlarken üzüm yerler. Bu saatte misafirin önüne bir de üzüm çıkarmak kocanın hiç de işine gelmemiş. Hemen misafirin söylediği makamla şu cevabı vermiş. Bizde öyle adet yoktur. Saklarlar da. Güzün yerler. Evet fıkramızı okuduk. Fıkralı, fıkradaki mizahi öğelere dikkat ediniz. Siz de öyküleyici anlatım kullanarak misafirperverlik konulu bir hikaye yazınız. Hikayenizdeki mizahi öğelere yer veriniz ve yazınıza uygun bir başlık koyunuz. Arkadaşlar bunu bütün kurallara uyarak güzel bir şekilde yazıp sınıfta okuyacağınıza inanıyorum. Ve sekizinci etkinliğe geçiyorum. Araştırdığınız destanlardan en beğendiğinizi anlatınız. Mesela bu Ergenekon destanı olabilir. Yine sınıfta sizlerden beğendiğiniz destanları büyük bir zevkle dinleyeceğim. Aşağıdaki cümleleri çatı özelliğine göre inceleyiniz demiş dokuzuncu etkinlikte. Biliyorsunuz öznesine göre, özne-yüklem ilişkisine göre etken edilgen, nesne-yüklem ilişkisine göre geçişli ve geçişsiz olarak inceliyorduk biz e, fiilde çatıyı. Ve yüklemlerimizin fiil olması gerekiyordu. Şimdi çocuklar burada çıktı yüklem ve bakıyorum. Evet fiil. Çıkan ne? 5 çocuk etken ve... Nesne alıp almamasına göre de geçti geçsiz olarak karar veriyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. ve bunun basit bir yolu fiilin yani yüklemin önüne onu kelimesini getirmekti. Bir nesne getirmekti. Onu çıktı olamayacağı için de geçişsizdir. Zaten bu bize ne yapılmış? Önceden yapılmış. Evet Çinli Prenses Sarayı'nı Hatun Dağı'nda kurdu kurdu fiilimiz yüklemimiz. Kuran kim? Çinli prenses. Bizzat işi yapan kişi belli olduğu için öznesine göre etken. Onu kurdu. Yani sarayını kurdu. Nesne alabildiği için de geçişlidir. Çocuklarından bir başkası yurda hakan seçildi. Seçildi yüklemim, fiilim. Seçilen kim? Çocuklarından bir başkası özne. Ama kim tarafından seçildiği belli olmadığı için ve L yapım ekini aldığı için çocuklarından bir başkası sözlü öznedir ve edilgen çatılı fiildir öznesine göre seçilmek fiili. Ve öznesine göre edilgen olduğu için nesnesine göre zaten geçişsizdir diyoruz ama onu seçildi zaten olamayacağı için geçişsiz olduğuna tam olarak karar verebiliyoruz. Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu. Oturdu yüklen fiilim. Oturan kim? Yeni bir hükümdar özne. Yani öznesine göre etken. Oturan belli. Ee, ve arkadaşlar onu oturdu. Olmayacağı için nesnesine göre de buraya hemen yazalım. Nedir arkadaşlar? Geçişsizdir. Yani geçişsiz olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Evet. Büyük bir şölen yaparak tahta oturdular, oturttular. Kim onlar? Tabii ki öznesine göre etken. Onu oturttular. Nedir arkadaşlar? Nesne alabildiği için e, nesnesine göre. Prenseslerine karşılık bu kaya Çinlilere verildi. Verildi yüklen verilen ne? Bu kaya özne ama kim tarafından verildiği belli olmadığı için sözde öznedir ve Öznesine göre edilgen çatılı bir fiildir. Ee, edilgen olduğu için nesnesine göre zaten geçişsizdir ama ona verildi olmayacağı için geçişsiz çatılı bir fiildir. Göç göç diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Ee, duyulan ne? Göç göç diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyula, duyulan bağırdıkları kim tarafından duyulduğu belli olmadığı için öznesine göre edilgendir ve nesnesine göre de yine geçişsizdir arkadaşlar. Onu duyuldu olmaz. Zaten öznesine göre edilgen olunca nesnesine göre geçişsiz olduğunu daha önce de söylemiştik. Parçaları arabalara yükleyerek birer birer çine götürdüler. Götürdüler yüklem. Götüren kim? Onlar. Gerçek özne. O halde nedir? Etkendir. Onu götürdüler. Yani parçaları götürdüler. Cümlemizin içinde de nesne vardır. esne alabildiği için de geçişli bir fiildir. Götürdüler fiili. Göllerin suyu tükendi. Tükendi yüklem. Tükenen ne? Göllerin suyu. Ee, ne? Yapım ekini almış olduğu için ve e, geç edilgen kabul ediyoruz. Ee, onu tükendi olmadığı için zaten nesnesine göre de geçişsiz fiildir diyoruz. Evet arkadaşlar, göç destanının etkinliklerini de bitirdik. Gelecek dersi hazırlığımız, türkü hikayelerini araştırmanız ve beğendiğiniz türkü hikayesini, hikayesini sınıfa getirip arkadaşlarınızla paylaşmanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.